yapmadım, erkenden uykuya dalmadım, açmadım telefonumu da açmadım, içmedim vitaminimi de içmedim. İşime gitmedim, yapmadım, saat yediye kurmadım, koşmadım, kaçan otobüse koşmadım, açmadım, televizyonumu açmadım. Aydilge'yle bizdensin de bu hafta da yine çok tatlı, çok özel konuklarım var. Biliyorsunuz ben her hafta Türkiye'nin sevilen ünlü isimleriyle ülkemizde yaşamayı tercih eden yabancı konuklarımı bir araya getiriyorum. Onları yan yana getiriyorum ve sizler de ekran başında umarım bundan keyif alıyorsunuzdur. Çünkü bazen ülkemizin kıymetini içinde yaşarken bilemiyoruz. Ama yabancı konuklarımızla konuşurken ben fark ediyorum ki bir kez daha anlıyorum ki ülkemiz gerçekten bir cennet. Bu hafta da yine çok keyifli bir program olacak inanıyorum. Öncelikle bir müzisyen konuğum var, meslektaşım var. Onu konuk etmek istiyorum. Çok farklı bir enstrüman çalıyor kendisi. Böyle baktığınız zaman hani kadın enstrümanistler ne çalar? Keman çalar, cello çalar, piyano çalar. Hep öyle düşünüyorsunuz değil mi? O bambaşka bir enstrüman çalıyor ama aynı zamanda çok güzel bir sesi de var. Çok güzel şarkılar da söyleyecek sizlere. Dila Kalapatoğlu'nu çağırıyorum. Hoş bulduk. Geldin. Çok teşekkür. Seni hemen şöyle yanıma alayım. Çok teşekkür ederim. Bu güzel şık hanımefendinin yanına bir de çok böyle inanılmaz pozitif enerjisi yüksek, harika dans eden çok yakışıklı bir beyefendiyi davet edeceğim. Ama
Bayılıyorum, danslarına bayılıyorum. Kendisiyle benim bir klibimde tanıştık. Son şarkım Kendimi Kırdım Ben de. Klibimde dans ederken tanıştık. Ben çok beceriksiz olduğum için dans konusunda ben onu görünce bayıldım. İsmi Kaya, soyadı Godfrey ama çok enteresan bir bilgi vereyim sizlere. Türk değil, hiçbir alakası yok Türkiye ile. Burada yaşıyor uzun yıllardır ama ismi kendi kabile dilinde Kaya ve o dilde de aynen Türkçe'de olduğu gibi Kaya ismi gerçekten o sert, cesur anlamına geliyor. Bunu da konuşacağız. Bana çok enteresan geldi. Kendisi ta Sudan'dan geliyor. Kaya Godfrey. Geldin Kaya, seni de şöyle alayım. Teşekkür ederim. Hey, selam. Ne güzel ya, iyi ki geldiniz Kaya. Sen bir de ülkemize de hoş geldin. Aslında Hoş bulduk. bayağıdır bizim ülkemizde yaşıyorsun. Sen bayağı bizden olmuşsun artık. 8 sene mi oldu Kaya? Evet, 8 sene olacak Eylül'de galiba. Şimdi programın konsepti gereği bir konumun yabancı olması lazım. Diyorum ki Kaya harika dans ediyor. Kaya'yı alalım. Herkes bana diyor ki Kaya Türk mü acaba? Yarı Türk mü? Hani çünkü konsept gereği yabancı olması lazım. Ama Kaya bayağı Sudanlısın. Evet. Ve kabile dilinde aynen Türkçe'de olduğu gibi Kaya bizim dilimizde aynı anlama geliyor. Evet. Zaten şaşırmasaydınız ben şaşırırdım bu arada. Çünkü geldiğimden beri yani nereye gitsem hani ismin ne? Kaya dediğimde asıl ismin ne peki? Hani bu Türkçe ismi falan. Hayır, ben ismimi değiştirmedim. Hani böyle dedim. Çoğun zaman böyle pasaportumla geziyorum falan, gösteriyorum. Bak bak buyurun Kaya. Gerçek ismim hani burada takma falan değil diyorum. Ancak öyle inanıyorlar bazen. Ben Kaya deyince bana peki dedim sizin dilinizde ne anlama geliyor? Hani belki farklıdır hani Kaya ama başka... Aa, anlam da aynı. Anlamı da aynı. Hatta senin sülalenden böyle bayağı kayalar var. Daha da olacak değil mi? Kesinlikle. Birbirinizde... Hani zaten soyadan gelen bir isim o. Hani Kaya bana geldi mesela. Hani benim çocuğuma geçmeyecek ama torunuma falan geçecek o Kaya ismi. Aa, ondan sonra da böyle geçmiyor? Devam ediyor. Hani soyadan gelen bir isim. Çocuğuna niye geçmiyor Kaya? Sizde çünkü, öyle mi? Çünkü evet. Sistem öyle geçiyor. Gelenek hani benim farklı. İsmim çocuğumun soy ismi gibi olacak. Ondan sonra benim çocuğumun kendi soy ismini ama Kaya artık kullanabiliyor. Çünkü ben onun dedesi olarak olduğu için kendi ismini güzel. Kullanabiliyor. Bir de göl mü var sizin orada Kaya isminde? Göl mü var dedim, bir şey dedim. Evet evet, dedim. Nehir var. Ha, Kaya nehri var. Orada Nil nehrine doğru bağlanıyor, yapıyor. Bir de bir yer var Kaya. Aa, ne diye. Güzel. Vallahi bakar mısın? Buradan bile zaten bizdensin. Sen bizdenmişsin zaten bayağı. Sen gelmeden önce bizdenmişsin. Ülkeye gelmeden, Türkiye'ye gelmeden önce bizdenmişsin bayağı. Adın bile Kaya. Daha ne olacak? Tek farkı Türkçe konuşamamdı. Ama şimdi harika konuşuyorsun vallahi. Evet, teşekkür ederim. Çok güzel. Dilacığım sen de hoş geldin. Hoş bulduk Aylin Geciğim. Bir müzisyen meslektaşım olarak... 32 ülke gezdiğini gördüm, okudum. Evet, evet. Böyle Allah dedim, Dila'da ne hikayeler vardı, evet. Ne hikayeler. Dila, bir bahsetsene. Bu, müzik için mi gittin o ülkelerde? Müzisyen olarak mı görev aldın yoksa başka bir macera mı vardın? Ya aslında ilk hani bir böyle bir backpacking olayım vardı. Hani sırtıma çantayı alıp gezerim. Macera i̇şte gezeyim, aynen gezeyim, ondan sonra gel. Ama sonra baktım. Bu çok güzel oluyor. Şimdi mesela Amerika'ya gidiyoruz turneye veya işte orada... İlk Türk yürüyüşü için gitmiştik New York'a. Ben demiştim ki mesela dönüşte, ya benim dönüşü açık alır mısınız dedim. Ben hani biraz takılır öyle dönerim. Ondan sonra ben bunu aynen iş haline getirdim. Yani iş olarak gittikten sonra şey yapıyordum, açık bilet aldırıyordum. Ya da işte mesela Almanya'da, Berlin'de Türk nüfusunun yoğun olduğu yerler sen de bilirsin. Oralarda işte Münih'te konserim mi oluyor? Münih'ten araba kiralayıp hemen aşağıya Trento'ya şeye iniyordum. İşte İtalya'ya iniyordum. Yani ondan sonra konser bahane gezmek aynen şahane. Aynen öyle yani. Tam şu an aranılan kan benim yani. Bu program için o yüzden. Peki neler neler. Enteresan şeyler oldu mu? Ay neler neler. Hadi anlat neler, biraz. Neler neler. Biraz anlat. Biz sokaklarda kaldık. Nasıl kaldın sokakta? Eyvah. Ya yani şaka bir yanı tabii. Bir telefonum çalındı. Ay. Onu mesela ama telefonum çalındı. Tam öyle bir yerde telefonum çalındı ki hiçbir daha geri gelmez diye düşündüm. Ay. Napoli'de pazardayım. Ay, Napoli'de İtalya'da falan çok oluyordu. Tabii tabii. Hırsızlık. Çok Napoli, dikkat edin. Napoli çok sıkıntılı bir yer zaten. Evet. İşte dikkat et falan dediler. Tamam dedim, bize bir şey olmaz. Nerelerde Türk'üz biz falan. Ondan sonra
Neyse ben geziyorum, annemle beraberiz bu arada. Dedi ki bak dedi, tam buranda dedi, dikkat et dedi, davetiye çıkarıyorsun dedi. Ben evet. de pazarda 1 euro 2 euro onları kovalıyorum ya falan dedim. Ay. Abi baktım yok. Baktım yok. Kaşla gözüm. Ve ama gelenlerden de biliyorum kim yaptı yani. Gördüm çünkü. Hani böyle gördüm derken hani potansiyel böyle enerji evet, meseleleri. Evet. Ağladım ben onu. Sonra gittim bir pazarcılara ağladım. Böyle aa. Biraz İtalyancam var. İşte dedim yapmayın etmeyin. Ben geldim Türkiye'den hani 10 bin tane fotoğraf var. Backup'ını almadım falan. Onları anlatıyorum İtalyanca ama ağlıyorum bir yandan. Ay. Neyse annem aldı beni, gidiyoruz biz. Bizi arkadan bir set pişt pişt. Döndük baktık adam gel gel diyor, tamam mı? Annem gidiyor ya dedim dur. Belki bir şey olacak. O da telefonun peşinde. Köşeleri döndük. Bizi bir ıssız bir yere getirdik. Olay film ya. Issız bir yere getirdik. Bu muydu seninki dedi. Al dedi. Aa. Al ya, gerçekten inanamadım. İnanamıyorum yani böyle bir şey. Kime anlatsam da kimse de inanmıyor. Çünkü çok zor bir şey yani. Çalınan şeyin ay, geri veri. Evet. Ağlamana. Evet belki de İtalyanca ağladım ondan mı onu bilmiyorum. Böyle şeyler oluyor ya. Ay, ama yani. Neyse sonu iyi bitmiş. Evet sonu, iyi bitti neyse ki 10 bin fotoyu aldık. Ay iyi çok şükür. Peki Kayı sende çok maceralar vardır. Geldin Türkiye'ye. Önce Eskişehir'de okuyordun. Evet evet. Şimdi neler yaşadın, böyle tuhaflıklar oldu mu, komik anıların var mı? Yani zaten benimki bayağı bir sezon gibi bir şey. Vallahi. Bir sezon çekilir yani gerçekten evet. Yani ilk geldiğimde zaten hani farklı kültürden geldim. Bir anda bir yere geliyorum ve hani Türkiye'de İngilizce konuşulduğunu falan düşünüyordum. Çünkü internette araştırdığımda böyle %50 İngilizce konuşulabiliyor gibi bir şey yapıyordu. Hani ben daha İstanbul'u böyle araştırıyordum. Türkiye'yi araştırıyordum Eskişehir hakkında. Hele hiçbir şey bilmiyordum. Bir İstanbul'u falan biliyordum. O da futboldan dolayı yani Galatasaray'ı falan biliyordum. Bu arada bir dakika. Tutuyor musun takım? Yok ben tutmuyorum. Yalan söyleme. Hayır. En son iki arkadaşım kavga ediyordu neredeyse yurtta, ben üniversitedeyken. Kavga ederler. O yüzden tutmuyorum özellikle. Peki Türkiye'de, tamam. Takım. Seni sıkıştırmayacağım bu konuda. Tamam. En çok yaşadığım ilk şey şu. Hani işaretleriniz o kadar çok farklı ki bizimkilerle. Hani böyle evet. tepkileriniz falan, verdiğiniz tepkileriniz. Ben ilk geldiğimde bir Atatürk Havalimanı'na falan indim. İndiğim gibi... bir aktarmam var, Ankara'ya gidiyor aktarmam. Orada hızlı trenle Eskişehir'e geçecektim. İndim. Şimdi her şey Türkçe falan yazıyordu. Ve bir İngilizce falan bakıyorum. Bir Türkçe yazıyor ve kafamı acayip derecede karıştırıyordu. Gidiyorum söylüyorum ona hani İngilizce biliyor musun? O da bana şunu yapıyor. Bu bizde kafanı şu hizlere böyle oynattığın zaman bu evet anlamına geliyor. Hani hayırı böyle yapman lazım. O da böyle yapıyor bana. Ben de evet anlamına hani. Bana evet dedi. Ben bir konuşmaya başlıyorum. Adam böyle bakıyor. Bir yere bakıyor. Fatih gibi bir şey falan birini çağırıyor. Anlatıyorum. Buna da beni anlamıyor. Bu sefer ve böyle bir algı var sizde. Bağırırsam anlar beni gibi bir şey var. Kapmışlar. Yani, kapmış anlattım anlattım. Hani, hani domestic terminals diyorum. Hani iç hatlar nerede? Yani bir aktarma yapacağım falan diyorum. Hani bak hani 15 dakika mı kaldı? Şeyi kaçıracağım, uçağı kaçıracağım. Burada bağırmaya başlıyor. Ben böyle baktım. Sorun burada değil ki, dinliyorum. Burada anlamıyorum hep, seni ne dediğini hep falan. O var yani. Türkçeyi bağırarak konuştuğumuz zaman karşıdaki anlayacak gibi bir hani, umut. En son bir tane hanımefendi şey temizlikçi. Bir gittim geçiyordum falan böyle dur dedi bana. Çünkü koşuyordum oraya koşuyorum oraya koşuyorum. Baya küçük bir valizim vardı böyle. İlişmeye çalışıyordum. Kafayı yedim havalimanında gerçekten. O durdurdu beni. İngilizce konuştu. Yani sağ olsun sarılacak. Bana yardımcı oldum. En sonunda dedi ki Allah gönderir seni diyecektim en sonunda. Böyle bir girdim zaten uçağa, en son bendim. Beni bekliyordu sadece. Ay şey çok yaptım. Şükür. Öyle bir anım vardı evvel. Bu harika. Bölgesi. Diğeri de işte Türkçe öğrenirken en çok zaten en çok bir Tomer'e gittim. Hani üniversiteye gitmeden önce bir sene falan hazırlık okudum. Türkçe hazırlığı. Dil kursuna gittim. Evet dil kursuna gittim. Ve dili öğreniyoruz. O kadar çok garip bir şekilde şeyler öğreniyoruz ki mesela bu telaffuz veya ı mesela yoktu, ı yok, i var hep, her şeyi böyle i kullanıyorduk. Ve kullanılan şeyleri bilmiyoruz. Bir gidiyoruz mesela menü hazırlıyordu bir arkadaşımla o. Gittik şeye gittik, o şeyin yemekhane, yurtta kalıyordum ilk senem. Yemekhane. Yemekhaneye gittik şimdi. Her şey fiyatı yazıyordu böyle hani çorba işte 2,5 lira. Makarna bu kadar, şu kadar, aşağıya kadar. Sonra en sonunda afiyet olsun yazıyorlar. Arkadaşım da baktı böyle, ablaya baktı böyle. Abla afiyet olsun istiyorum dedi. Ay
açıyordum benim. Fiyatı yok ya. Parayla yazıyor. En sondaki fiyatı yok. Afiyet olsun istiyorum. Buna baktı. Oğlum sen manyak mısın dedi. Hayır afiyet olsun istiyorum. Buna baktı böyle. Bu ciddi mi? Bu çocuk çok ciddi bu arada. Afiyet olsun istedi. En sonunda. Abi afiyet olsun. En sonunda onu açıkladı bana. O öyle şey yaptı yani. Kaç senedir buradasın? Kaç senedir buradasın? Benim Eylül'de 8 sene olacak. Ama yani. Güzel Türkçesi çok, değil mi? Çok çok iyi. 8 seneye güzel yani bence de. Teşekkür ederim. Ben biraz fazla üzerinde durduğum için öyle evet sen dikkat var. Ediyorsun. Evet. Yani, hani, evet. İlgimim var. Çünkü üzerinde bir oyunculuk falan yapma şeyim vardı zaten. Hani o yüzden dedim ki bu Türkçe o zaman iyi öğrenmem lazım dedim. Sağ olsun biraz geliştiririm diyebilirim. Çok, çok o yüzden yakaladım evet. Peki aynen. Böyle hala alışamadığın şeyler var mı Kaya? Ay ya Türklerin bu huyları ne kadar tuhaf dedin ya da aa ne kadar değişik örf adetler dedin. Evet evet kesinlikle var. Neler mesela var? Bu hani şeyimi katılma falan. Hani ben buna geldiğinde böyle bir duruyorum bir anda bir bakıyorum böyle yapıyorum. Bir böyle kalıyordum. En çok da bu arada benim tuhafıma gelen şuydu. İki arkadaş geliyor kafede oturuyor böyle. Ben de burada. Bir de arkadaşlarımla böyle yani yabancı olarak böyle birkaç falan okuldan sonra gidip otururduk böyle kafede. Dersimi çalışırdık. Bunlar kavga etmeye başlıyor ve şu. Sen kimsin? Ha. Hani şeysini. Bir de Türk arkadaşımız vardı. Tamam sen kimsin? Sen de kimsin diye soruyor. Bu iki insan birlikte geldi. Şimdi birbirini tanımıyorlar mı? Bu nasıl bir soru? şey yapmak şekli. Hani kavga ederken sen kimsin? Sen kim olduğunu biliyor musun? Bu tarzında birbirini sormaları. Anladım. Bunlar tabii, çok garip videoda. O hakikaten çok komik. Onu hatta esprilerini de çok yapıyoruz biz. Sen kimsin? Asıl sen kimsin diye böyle. bir sinirlendik mi? Biz öyle bir hakikaten kimsin sen? Sen kimsin? Evet. Kimsin sen? Geliyor. Vallahi. Bir de korna basma var falan şeyde. Evet. Trafikte. Bu basıyor. Bu öndeki, arkadaki. Herkesi birine böyle korna. Şeyde yok mu? Afrika'da yok mu? Öyle? Ya vardı. Türkiye'deki de biraz... Türkiye öyle enteresan bir ülke bak evet. Çok güzel çok seviyorum burayı ama hani en sonunda zaten hani Sudan'a gittiğimde böyle bir hani ben buraya ait değilim ya diye sorguluyordum çünkü hani artık kendimi oraya ait hissetmiyordum. Çünkü bir şeyleri çok bu normal oradaki şeyler normal değil çünkü zaten 18 yaşına geldim hani daha tam böyle kendi kişiliğini bulacağın zamanında geliyorsun hani. Aynen. Sen hani şimdi Türkiye'dekileri daha normal çoğu görüyorsun. Tabii. Bu şeyde oluyor çünkü. Evet, sen artık hani burayı 19, 20, 21, 22, 23 bir baktım 25 falan. Burayı hani içselleştirdin artık burası. Yani artık burası normal Afrika, Sudan. Şey, aynen hani bir gün ya bu ne kesinlik ya biraz bir aksiyon bir şey olsun falan. Seviyorsun kaosu. Ben bilmiyorum galiba artık alıştım. Artık sevdi artık alıştı işte çocuk Sudan'da yapamıyor. Hani sevmiyorum ama seviyorsun gibi bir şey oluyor. Öyle oluyor. Bağımlılık yapıyor. Bağımlılık yapıyor evet öyle. Çoğu şey. Evet, şimdi Dilara'cığım ne yani diye bir parçam var. Ne yani evet. Evet onu bir dinleyelim mi senden? Tamam son şarkımız. Ne güzel. Hem söz müzik de sana ait. Evet hepsi öyle. Işıkları kapattım ben bu gece. Beni bulmak isteyen kendini yaksın. Gittim yol yoktur, düşmanım çoktur. Sözünün erini aradım yoktur. Yaptın nari nari, rezil değse bari. Bizde şerefsizlik sizde ne ya? Sevmesin beni. Yine inziva dedim, vitrinin önündesin. Ben melek dedikçe, sen ne Azrail, sen ne Azrail'misin. Işıkları kapattım ben bu gece. Beni bulmak isteyen kendini yaksın. Gittim yol yoktur, düşmanım çoktur. Sözünün erini aradım yoktur. Yaptın nari nari, rezil değse bari. Bizde şerefsizlik sizde ne ya? Sevmesin beni, hatta gelmesin geri. Bak sildirdim dövmeni.
teşekkür ederim. Şimdi Dila, az önce seni çağırırken hani bahsettim ya, böyle kadınların, enstrüman kadınların nedeni genelde piyano çalıyor, evet. İşte gitar, işte keman, çello. Ya sen kendi enstrümanından lütfen bahseder misin? Vallahi korna. Evet, korna, kornistim. Korna çalıyorum. Eminim birçok insan, izleyicilerimiz korna ne olduğunu... Şimdi diyecekler ki korna mı olacak şimdi bir evde dönecek. Ne çalıyormuş? Korna çalıyormuş. Şimdi bir evde dönüyor şu anda orada. Ondan sonra korna şimdi... Ben de çalırım ya diye şimdi... Aynen şimdi devam o... Devam canım, basıyorsun, aynen, çalıyor. Aynen, şimdi o espriler dönüyor. Şimdi Casey gören diyor ki dikiş kutusu mu bu falan. Yani ben çünkü taşırken biraz büyük bir... Bilirsin Haydi Yesen. Biraz büyük bir case var işte. Üflemeli batı enstrümanı. Şöyle spiral şeklinde dönüyor. Görünce mesela kesin dersiniz. Aa, bunu biliyordum ben diye, ama hani korno ismini çok da bilinmiyor yani. Bir brass. De popüler müzik camiasında kullanılan bir enstrüman değil. Genellikle büyük orkestralarda, big bandlarda ya da klasik müzik orkestralarında, evet, kullanılan, evet, için insanların çok böyle hani böyle sürekli gördükleri bir şey değil aslında. Evet. O yüzden de yabancılıyorlar. İlk mesela 1996'da şey, Tarkan'ın Beni Anlaması vardır. Ha. O Beni Anlama'da benim hocam... Ozan Çolakoğlu mesela benim hocama korna çaldırmış. Ozan canlı korno farkı bir kez daha ya, burada ortaya yani çıkıyor. Orada bile şaşırmıştım, vay be dedim, 96'da korno çaldırmış yani orada. Peki senin nereden aklına geldi? Sen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı yarı zamanlı oradan. Ama nereden geldi aklına? Ya şey, yarı zamanlı sınavlarına girdiğiniz zaman işte bir ağızda bakıyor. Sonra parmaklara bakıyor. Benim herhalde şu alt çenem onlar biraz daha çıkık. Ondan sonra ben biraz daha hani trompet, o tarz, o şekilde pozisyon gerektiren bir şey çalmam gerekiyordu. Korno dediler. Ya çıktım dışarı, annem dedi ne verdiler? Dedim korno. O ne dedi? Biz bindik şeye gittik. Unkapanına gittik. O zaman bizdeki de müzik algısı şey, unkapanına. Evet, her şey unkapanına. Unkapanına gittik. Hakikaten de orada varmış ya. Kornoyu gösterdiler. Annem dedi Allah kahretsin, ne yapacağız falan. Ama hakikaten sonra ya ben çok seviyorum enstrümanımı. Ne güzel. Hani solo, çok fazla solo partisyonu yok hakikaten, ama işte hani Perhaps'ler, Sway'ler falan, onlar çalınıyor. Güzel oluyor yani. Pop olarak o kadar entegre edebiliyorsun. Ben de bayağıdır çalmıyorum zaten. Oradan yarı zamanlı mezunuyum. Bahçeşehir Üniversitesi mezunuyum aslında. Ya iki okul okudum. O yüzden orada müzik eğitimi o şekilde aldık. Korna üstüne aldık. Ne güzel. Farklı bir enstrüman olması da harika. Herkes aynı şeyleri yapmak ve aynı şeyleri çalmak ve sevmek zorunda değil. Evet. Farklı yani... Sen çalmışsın, o çalmışsın, kornayı kim çalacak? Yani öyle tabii, de bir durum var tabii, yani. Tabii tabii. Çok Türkiye'den gittiler mesela. Çok kornist gitti. İşte çünkü yurt dışına daha gidiyorlar. Fazla alan bulabiliyorlar. Evet, yani evet. Çalabilecekleri alan orkestra bulabiliyorlar. Evet. Bu da zaten bütün konservatuar mezunlarının derdi bu. Çalacak orkestra bulamamaları. Evet. Çok sayılı orkestra var. Peki Kaya'cığım, sana sorayım. Evet. Sen şimdi harika dans ediyorsun. Ama Eskişehir'de dans okumadın. Evet, alakasız bir bölüm bu okudum bu arada. Elektrik, elektronik, mühendislik. Evet, yani... karşımızda bir mühendis var. Böyle ikimiz böyle. Mühendis bey, inanılmaz dans ediyorsunuz. Bir de aynı zamanda da modelik yapıyorum. Yani benim alanım biraz okuduğum şeyle o kadar çok alakasız ki. Peki elektrik, elektronik mühendisliği yapmayı düşünüyor musun? Yapıyor musun? Yani bir şeyleri çoğunlukla bir yaparız veya ailemiz... Kesinlikle ben buna inanıyorum. Her zaman ailemiz bizim için en iyisini isterler ve böyle düşünürler, ama ancak bizi anlamaya çalışmazlar. Gerçekten benim çocuğum ne ister? Bunu gerçekten istiyor mu? Böyle bir şey var. Okulda belki çok iyi puan, yüksek puanlar alabiliyor olabilirim. Ama içimdeki şey o değil. Ailem istediği için, bir de aileni kırmak istemezsin hiçbir zaman. Evet. Kırmak istemediğin için yapıyorsun. Ama bir yerden sonra bu ağır basıyor. Hani ne istediğin ağır basıyor ve ona yönelmek zorunda ben kalıyorsun. Ben gerçekten yani bayıldım. Dila benim son klibimde oynadı Kaya. Hem dans etti hem de bir rolü vardı. Böyle bilgisayar oyunu bağımlısı birini canlandırdı. Böyle artık şu sabahtan akşama kadar oynuyorlar. Artık şeyi böyle sinirden o kumandayı yiyor falan. Böyle... O son değil mi bu? Evet, ben gelmeden izledim. Aynen. Kripto dolarlar falan aynen. Şeyler evet, vardı. Evet. Ve o kadar beğendim ki hem buraya çağırmak istedim hem de belki benim için dans edersin Kaya. Böyle izleyicimiz de görür belki. Tabii ki de, ben sizi kırmam. İstersen tamam. Hemen alabiliriz. Tamam. Tamam.
dedi. Harikasın. Harika. Harikasın. Kayacığım inanılmaz güzeldi. Yani ayaklarına sağlık, ellerine kollarına harikaydı. Sağlık. Harikaydı. Harikaydı valla, bayıldık. Yani bu arada çok güzeldi. Burada benim gitaristim var, bana kaş göz yapıyor. Oradan diyor ki baksana baksana diye. Ben çoktan gördüm onu. Onlar yeni izliyorlar. Hatta sen görmedin, kameramanlar arkada senin gibi dans etmeye başladılar. Bir yandan çekiyorlar, bir yandan böyle böyle yapıyorlar. Ben bayılıyorum valla dans eden insanlara. Bana öğreteceksin mi Kaya? Öğreteyim. Bir sonraki klipte beraber dans edelim. Olur. Tamam, sözüm olsun. Harika. Peki Dila'cığım, şimdi sen yabancı şarkılar çok söylemişsin bir ara. Şimdi tabii single'ların çıkmaya başladıktan sonra Türkçe şarkılar çalıyorsun ama kariyerinin böyle başlarında hep yabancı şarkılar da söylemiştin. Farklı farklı dillerde söylemek hoşuna gidiyor mu? Evet. Çok yani gidiyor. Aslında İngilizce ile başladım hakikaten öyle o menşede ilerledik. Ondan sonra İtalyanca, İspanyolca, zaten işte çıktığımız yerlerde de o aksanlı yerlerde sahne alıyorduk. Ondan sonra vokalistliğe başladım. İşte çok kişinin vokalistliğini yaptıktan sonra kendi işlerim derken, o zaman işte düğünler, davetler, bari toplantıları derken en son Ankara'nın bağlarını söylerken buluyorum kendimi. Yok yani şaka bir yana. Tabii Türkçe okuyoruz artık. Yabancı da elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen bana dedin ki, ben onu unutmadım. Sen az önce bize dedin ki, vallahi sokaklarda mı kalmadık, aç mı kalmadık yurt dışında. Ben orayı atlamadım. Orada bir gerçeklik payı var. O hikayeyi dinlemek istiyorum vallahi ben. Vallahi ya. Evet, şimdi hangisini anlatayım diye bir düşünüyorum. Bir şeyde herhalde böyle bir Los Angeles'ta, New York'tan konserden ben bütün hemen Los Angeles'a geçtim. O da 6 saatlik bir yol biliyorsunuz uçakla. Yani uzun bir yol. Neyse orada çok açılmışım ya, benim param bitti. Tamam görelim. Dönüşü de var uçak biletim ama hakikaten böyle son günde ya dedim ne yiyeceğiz, kaldık böyle falan böyle. En son orada böyle 2 hamburger 5 doları gördüğümü hatırlıyorum. Onu aldığımı hatırlıyorum. Onu böyle aldığımı unutmuyorum ama onun dışında işte böyle sokak çalgıcılarıyla mesela geçerken hani para için yapmadık. Çünkü onun önceden bir izinlerin alınması gerekiyor tabii, ya. Öyle yurt dışında kafamıza esince. Burada da öyle değil mi? Evet tabii ki. Belediyeden izin alınması gerekiyor. Ve çok güzel, şunu da söyleyeyim. Sokak müzisyenleri gerçekten çok kaliteli müzisyenlerden oluşuyor. Çünkü belli bir sınava da tabi tutuluyorlar. Yani belli bir o belediyeler vesaire onları dinliyorlar. Aralarından seçiyorlar. Çok yetenekli müzik okullarından, konservatuardan öğrenciler vesaire, hepsi çok yetenekli insanlar. O yüzden lütfen elinizden gelen yardımları da esirgemeyin. Müzik çok ama çok önemli. Sokak müzisyenlerine de destekleyelim. Çok gerçekten çok anlamlı bir hareket olur. Öyle düşünüyorum ben. Evet yani müziği bu şekilde transform etmemiz, bir yerlere taşımamız ve onunla ilgili yani hem gezip hem şarkı söylemek bence büyük bir lütuf benim için. Çünkü ben çok seviyorum gezmeyi, bir yandan da şarkı söylemeyi. Hatta işte hep böyle bununla ilgili imkanlar da yaratmaya çalışıyorum. Sicilya'da yani örnek anlatayım diye, güzel oluyor diye şimdi o aklıma geldi. Sicilya'da belediye başkan yardımcısı var. Kız benim, ben çok seviyorum, tanıyorum. İstanbul'a gelmişti, tanışıyoruz. Ya Dila dedi, gelsene buralara falan. Dedim yok mu dedim sizin orada belediyelerde bir şey. Aa dedim, bilmem ne festivali yapıyoruz dedi. Şimdi hatırlamıyorum, çiçek festivali mi, kiraz festivali. Dedim tamam, yazın beni oraya dedim. Beş on şarkı okuyayım dedim. Ben altyapılı oraya bile gittim yani. Şeyde, Sicilya'da Palermo'ya bile gittim. Tamam ama sana zaten gezmek olsun. Oh. Vallahi Sicilya'yı Palermo'yu çağırdılarsa biz de gideriz. Vallahi gidin. Ben arkadaşa söyleyeyim ya. Bir senere siz gidin. Hepimiz gideriz. Bayıla bayıla gideriz. Çok güzel yerler çok ya. Çok güzel yerler canım. Evet. Oraya herkes koşa koşa gider. Evet. Peki Kayacığım, biz Sudan'a gelsek. Bize neler anlatırsın? Nereleri gezdirirsin? Ama bak, masraflar sende. Bizi sen gezdireceksin. Misafir ne olacak? Lafım oluyor ya. Ayıpsın. Nereleri gezeriz? Genelde en çok sevilen taraflar, hani zaten siz Mısır'ı biliyorsunuzdur ve piramitler çok yakın,
kuzeydeki tarafı şeye doğru piramitlere. Oraya falan götürürüm ben. Piramitleri de geçer miyiz? Evet. Aa. Küçük piramitler var kuzey Sudan'a doğru falan. Aynen, o yüzden. Tamam. Oraya doğru şey yapılır. Güneyinde bir de Nil'i görmeniz lazım tabii ki de. Ay, Nil'i görmeniz olmaz. Aynen, çünkü Sudan'a o kadar çok güzel bir özellik var Sudan'ın. Nil ikiye ayrılıyor çünkü. Bir beyaz nehri var, bir de mavi nehri diye geçiyor. İtopya'dan geliyor mavi. Ay. Beyaz da Uganda'dan geliyor, Victoria gölünden. Ve Sudan'da bir olarak birleşiyor. Aa. Ve devam ediyor Mısır'a doğru. Ne kadar güzel. Aynen. Mavi ve beyaz dedin. Evet. Ve birleştirilerek o su iki olarak ayrı olarak gidiyor. Hani renkleri birleşmiyor. Farklı mı gerçekten? Evet böyle? Evet, birleşmiyor. İki farklı su olarak kalıyor. Hiç ondan sonra ileride işte böyle bir olarak devam çok ediyor. Güzel. Peki Sudan'la ilgili böyle seni sinir eden sorular soruluyor. Bazen biz hani ön yargılar vardır ya. biz de bazen çok ya. Türkiye ile ilgili de ön yargılar var. Yurt dışından bazen bize diyorlar işte çöl var mı? İşte çölde mi yapıyorsunuz falan. Sana da diyorlar. Ben hangi sorularım var mı kaldırayım bunca zaman yani. Şu anda çok rahat bu arada hani, ama 2014 falan o zaman da senin hani çok fazla yabancı yok. Ki o gittiğim şehirde yani Eskişehir'deydim. Şey soruluyordu yani. İşte Sudan'da tavuk var mı? İşte pilav var mı? Havalimanı var mı? Ben de çoğunlukla şu şekilde onlara sorduğu soruya göre cevap veriyordum. Yok diyor, nasıl geldin? Sonra ki yüzerek geldim. Yüzdüm. Yok, havalimanı saçma. Bir bankaya gittim. Orada en çok ona şok oldum ben. Bankaya gittim. Adam bana böyle sen, ATM var mı Sudan'da? Baktım böyle, yok dedim. Hiç para görmedim ki. Ha, bu cevabı verdim ona yani. O an için nasıl böyle bir soru sorabiliyor ya? Hani şunu şey yapıyordum böyle bir şekilde. Nasıl bana böyle bir soru sorabiliyor diye. Evet. Ki ya... gerçekten de soruluyor. O kadar çok tuhafıma giden sorular soruldu ki yani böyle bir anda. Bazıları ya gülümseyip geri şeyini söylüyorum. Ama baktım böyle hani ben de şaka olsun diye öyle saçmalıyorum. Devamını getiriyorum onun sorduğu gibi bazen. Peki Türkiye'deki yemeklerle ilgili ne düşünüyorsun? Türkiye zaten yemek konusunda bir numara. Vallahi bir öyle numara. Vallahi zaten öyle. En çok evet. Gerçekten hani öyle bir kültür ki yemek üzerine kurulu bir şey gibi bir şey. En çok kahvaltı. Hani ben hayatımda böyle ilk o zamanda hani sabah uyanıyorum. Şu kadarcık bir şey alıyorum, sürüyorum ben ekmeğin içerisine, arasına koyuyorum. Yiyorum hızlı hızlı bir şekilde. Okula koşuyorum. Bir Türkiye'ye bir geliyordum. İlk bir arkadaşım vardı Türk, ailesi beni davet etti, onunla gittik birlikte. Üç kişiydik, ben, o bir de annesi vardı evde. Bir baktım masa böyle dolu, ya. Her şeyi koydular ya. Böyle bir anda. Böyle oturdum, bekledim, sordum ki hediyeleri nerede dedim. Kimse yok dediler, nasıl yani? Bunları hep biz mi yiyeceğiz dedim. Nasıl bu kadar şey yiyebiliyorsunuz dedim yani. Bir. Ya, ben bir o zaman anladım. İşte. Hani o zaman anladım ki. Gerçekten hani Türk kültürü böyle yemek üzerine kurulu bir şey. Bir de sen bir de Diyarbakır kahvaltısı gör, Van kahvaltısı gör. Onlar bir de özellikle meşhur. Ben Diyarbakır'ını gördüm. Gittim çünkü. Baya gezdim. Diziyorlar. Allah, bizim konserlerde Diyarbakır'da, Van'da orkestra çok mutlu. Allah. Yerde yiyorlardır sabahları. Devamlı yiyorlar. Sabah yiyorlar, öğlen yiyorlar, akşam yiyorlar, konserden sonra da yiyorlar. Vallahi mutfaklar bir de çok yani evet. Gaziantep mutfağı mesela. Ege mutfağı ayrı. İnanılmaz. Zaten benim yerime hepsi de onlar yiyor. Onlar bir şey bırakmıyorlar ki. Vallahi nasıl koruyorsun formunu, ne güzel orkestram ya. Orkestram sayesinde. her şeyi yiyorlar. Bunları da yiyin, bunları yiyin. Maşallah. Orkestram sayesinde koruyorum vallahi. Peki Dilacığım, sen peki hani ya ben şu ülkede asla yaşayamam, Türkiye'nin de bunu çok özlerim dediğin ne var? Ya onu düşündüm demin anons yaparken sen. Hakikaten bir yerde 10 gün bile kalsak, bir ay bile kalsak dönüşte ay ülkeme geliyorum rahatlığını hissediyoruz. Demek ki ben birazcık köklerime bağlı biriyim ki gidemedim. Çünkü çok gidecek çok şey oldu. Çok seçenek oldu ama gitmedim yani. Hep müziği tercih ettim. Orada olursam kim nasıl, nerede yapacağız müziği? İşte bizi kim dinler? İşte Türkçe nasıl, ne söyleyeceğiz? Yabancı söylesek bir sürü akranımız var. Hep öyle o düşüncelerle geçti üniversite zamanım. Yoksa
giderim diye düşünüyordum ama Türkiye'yi de çok seviyorum. Ben seviyorum ülkemi yani. Ya yüzden... ben bir şey anlatayım. Biz küçükken annem, babam, ben, ablam Hollanda'ya gittik arabayla. Bir ay kaldık dayımı ziyarete. Ondan sonracığımı çok güzel eğlendik, ettik, güldük falan. Fakat ay çok üzücü, özlüyorum ülkeyi. Ben 9 yaşındayım. Ondan sonra dönüyoruz böyle. Bir de arabayla dönüyoruz. 2 gün sürüyor. Hmm. Babam kullanıyor falan arabayı. Ondan sonra ay çıldıracağım. Türk yemeği özlüyorum. Türk yemeği, hepimiz delireceğiz. Çünkü Hollanda'da sürekli işte sandviçler, işte bilmem ne böyle şeyler, dondurma sandviç, işte abur cubur, onları yiyoruz. Ondan sonra kremalar falan, böyle hani tuhaf tuhaf şeyler yiyoruz. Ondan sonra ay nasıl özlüyorum, nasıl özlüyorum, nasıl canım işte gittikçe acıkıyorum, gittikçe acıkıyorum. En sonunda hepsi, annem, babam, ben, ablam dördümüzde Edirne'den girdik içeri, Edirne sınır kapısı girdi. İlk bulduğumuz restorana gidip mercimek çorbası içeceğiz. Çıldırıyoruz mercimek çorbası. Hani Allah, ya mercimek çorbası yok yurt dışında. Evet. Ay bir restorana girdik, ay nasıl da pis bir restoran. Çorbanın üzerinde kelebekler falan uçuyor böyle, pervane falan. Ona rağmen o kadar özledik ki ülkeyi. Ona rağmen o pis restoranda mercimek çorbasını içtik. Bayıla bayıla içtik. Aç kalmışız gibi içiyoruz. Sanki Hollanda'da bizi aç bıraktılar sanki böyle. İşkenceye çektiler sanki. Böyle içiyoruz. Bir de Türk ekmeği, beyaz çorba falan ne yedik, onu unutmuyorum. Şimdi çok şey var ama. Almanya'da, Hollanda'da falan çok Türk yemekleri çok açıldı ya şimdi. Tabii. Herkes şimdi orada. Bir de artık Hollandalılar da seviyor mesela. Tabii. Türk yemeklerini. Onlar Almanyalılar da seviyor. Almanlar da seviyor. Peki bir şey soracağım. Sen Türk yemeği yapmayı hiç öğrendin mi? Kendin yapabiliyor musun bir şeyler? Bir sote yapabiliyorum. Sote, tavuk sote. Ne sayılmaz? O tavuk sote, o sayılmaz. Mesela ne olsun? Mantı. Hani ne yapsam? Mantı mı? Hazır mantı var artık yani bu devirde. Marketten arıyorsun direkt. Bak sen ya. Bir sos hazırlıyorsun, sağ uçun üstüne yazıyorsun. Dolma. Bak sen, kayaya bak. Dolma, dolmayı çok seviyorum bu arada. Özellikle yaprak sarması. Seviyorsun da yapabiliyor musun? Yok. Denemedim. Hani... Hayatım çoğunlukla böyle öğrenci olarak geçtiysin. En meşhur yemek makarna oluyor. Bir de tavuk. Sonra okul bitince zaten hani direkt İstanbul'da koşturmaca böyle hani çoğunlukla bir eve geldiğimde hani bir de şey hani kırmızı et yemiyorum çoğunlukla, böyle beyaz et yiyorum ya. Sürekli tavuk ve pilav. Çok seviyorum, yapacak bir şey yok. Ay ne güzel. Yapıyorum ya. Buzdolaba koyuyorum falan. Hiç sonra Özbek geliyorum. Hiç Özbek pilavı yedin mi sen? Yedim. Çok güzel. Ay geçen hafta Özbekistan'ın çok ünlü bir pop starı bizimle beraberdi. Ve Özbekistan'da, Özbekler de Türk biliyorsun. Ay pilavları erkekler yapıyor. Allah Allah. Böyle büyük, kadınlar fazla yapmıyorlar. Misafir gelince Özbekler de, erkekler yapıyor. Ve Özbek pilavına ben bayılıyorum. Ay Kaya, yemediysen yiyecektim ama yedim, yemişsin inanılmaz çoktan. Yedim, inanılmaz güzel. Ben bakayım ben vallahi. Bir bakayım. Vallahi çok yemedim. Güzel oluyor. Ama Türk yemekleri gibisi yok. Hakikaten yok yani. Evet ya, evet. Yani bambaşka. Dila'dan bir şarkı alalım istiyorum şimdi. Tamam. Ne çalarsın, ne söylersin bize? Bir kalbi söyleyeyim. Bir kalbi söyleyeyim mi size? Evet. Yine kaldım. Söz müzik Dila Kalafatoğlu. Evet. Kalbim yerde duru basmayın, bu sahneyi yok yazmayın, dertler derin Allah kerim. Bir gün olur yola gelir, güzel benim bana gelir, bekle bekle geçti ömür. Topladım seni yerlerden, sanma helaldir hakkım, uzak tutun benden. Ah ne kadermiş, nasıl ördü bu gözler, neler neler gördü sevdiklerimiz, bizi gömdü. Ah ne kadermiş, nasıl ördü bu gözler, neler neler gördü, bende bir kalp var
Teşekkür ederim. Thank you. Ağzına sağlık. Thank you very much. Şimdi. Teşekkürler. Benim öyle mi böyle mi diye bir bölümüm var. Size sorular soracağım. Bakalım okay. Neler söyleyeceksiniz. Sevgili Dila, inşallah olur. Sana da olur, bana da olur umarım. Grammy ödülü almak mı? Biraz zor ama olur mu ya, inşallah? Ya hayallerimiz yıktılar. Yok, şey yaparken, büyürken öyle miydin? Sen de öylesindir kesin. Ya. Hani böyle büyürken şey oluyor ya, yaparsak olur. Evet, evet. Hani girersek olur. Ama dünya, yani dünya müzik piyasası birazcık Amerikan ve İngiliz odaklı. Evet. O yüzden yoksa yaparız ama çok fazla şey yapıyorlar. Gerçekten yani Amerikalı veya İngiliz olmadığın zaman Grammy almak çok zorlaşıyor. Evet. O yüzden Grammy ödülü almak mı? Ama dahası var. En iyi müzik Oscar'ımı almak. Grammy ya. Grammy. Çünkü öbüründe film çok ön plana çıkıyor. Evet zaten. En iyi müzik Oscar'ı. Şimdi Grammy ile büyüdük ya, o yüzden böyle bir kafamıza aynen kazınmış yani Grammy. Bir de Grammy. Oscar'larda valla son skandal da böyle magazine döndü olan. Evet evet evet. Allah'ım yarabbim. Bir sürü olay oldu ya, aynen. Ya? Valla ayıp etti. Sizce gerçek miydi? Yani şöyle. Nereye konu yapalım? Valla okunda. Amerikalı bir arkadaşım var. Ona sordum. Ya bana sahte önce yalan gibi geldi. Ya değil bu mi? Kadar bana olmaz da öyle dedi. Geldi ya. Yani rol yapıyor gibi gitti falan. O bana dedi ki ya dedi Amerika'da yani halkın çoğunluğu o kadar ayıplıyor ki adam niye kendi kariyerini bu kadar kötü bir hale soksun dedi. Yani bilerek öyle bir şey yapmaz dedi. Evet. Yani kendi kariyeri için çok büyük, bir de 10 sene de şey aldı biliyorsunuz. Men aldı evet. Ondan sonra yani ne karşılığında, hangi insan neyin karşılığında bu rolü yapar dedi. Doğru o öyle söylemiş. Deyince mantıklı geldi gerçekten de. Evet. Çünkü doğru. Herkes çok ayıpladı. Hani biz Türkiye'de biraz daha şey zannettik, karısı kanser zannettik. O yüzden hani kanser olunca tabii çok ciddi bir hastalık. Biraz duygusal bakanlar oldu hani, ama onun da karısı kanser falan da değil. Ha, değilmiş. Saç kırılmış sadece ciddi yani. Ciddi misin? Aa. Evet. Yani öyle de, öyle ciddi bir hastalık da olmayınca yani... O zaman her gıcık olduğumuza gidip tokat atalım, öyle olmaz tabii, ki. Tabii. Buradan da Will Smith'i kınıyoruz. Evet. Will Smith'in de çok umurunda. Bak, Will Smith çok, aynen, Will Smith çok üzüldü şimdi bu duruma. Yapma bir daha olmasın. Evet. Peki break dance mi yoksa hip hop mu? Break dance mı yoksa hip hop mu? Hip hop derdim. Başka türü daha afro türü olsaydı ben afro derdim. Ama hip hop derim çünkü hip hop bir... Ve aslında hip hop ile breakdance'ı ayıramıyoruz. Neden? Çünkü bir kültür değil ve bir ikisi böyle geldi. Hip hop deyince breaking var içinde. Popping var içinde, işte grafiti yapanlar var, sokaklarda yapanlar var, işte o beat DJ'leri var. O yüzden hip hop bir kültür olarak hep birlikte bu insanlarla geldi o yüzden. Hani hepsi var içinde. Hip hop deyince breaking de otomatik olarak içine giriyor bu sefer. Dilacığım, kiminle düet yapmak isterdin? Sezen Aksu mu, Ajda Pekkan mı? Oo. Ay, şimdi nasıl yapacağız? Ama ben zor nasıl sorarım. Nasıl yapacağız şimdi, çok zor bilerek oldu. Bilerek zor soruyorum. Şimdi yani Ajda Hanım'ı çok seviyoruz. Ama Sezen Aksu'yla yapmak isterdim.
Sezen Aksu bir başka ya. Vallahi benim evet. için de çok ayrı bir yerde Sezen evet. Aksu. Yani bu kadar efsane bir ses, söz, evet. besteci gerçekten çok ayrı bir yeri Hatta var bende de. Bir şey söylemek istiyorum. Bir kibir performansım var. Onun da söz müzik Sezen Aksu. O kadar harika ki o performansın. Ben yani bütün şarkılarını çok seviyorum ama o kibirdeki o çok seviyorum onu okuyuşunu, çok içinden gelişini. Çok sadece de YouTube'da var. Spotify'da evet. yok o. Evet. Her Spotify'da arada bakıyorum diyorum acaba koyarlar mı diye ama şeyde akustik hali galiba bir şeyde evet, bir kanalın evet. performansında seslendirmişti. Çok teşekkür ederim. Bana çok, da hatırlattın. Ben de çok seviyorum. Evet. Şimdi onun böyle akustik ve romantik bir versiyonunu yaptım ben. O şarkı normalde Hande Yener elektronik bir evet, şekilde evet, söylüyordu. Evet. Ben de o şarkının ruhunu elektronik bağdaştıramıyorum yani evet. duygusal ve çok aslında yaralı bir parça. Evet, söz müzik Sezen Aksu evet, değil mi? Yanlış evet, söylemedim. Tabii evet. Sezen Aksu'nun ben içimden geldiği gibi o yüzden o şekilde okudum. Evet. Seni de beğenmene çok, çok sevindim. Çok çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok. Peki Kayacığım hangisinin bas dansçısı olmak isterdin? Hangisinin bas dansçısısın? Shakira mı? Jennifer Lopez mi? Beyoncé mu? Aydilge mi? Aydilge. Her şey bunun Aydilge falan. Ay, tamam Aydilge'yi çıkaralım. Seni zor duruma sokmayayım. Shakira mı? Jennifer Lopez mi? Beyoncé mu? Yani tabii ki de The Queen Beyoncé'nin bahsesi olmak isterdim. Çünkü o benim için sadece bir sanatçı dolu bir rol model yani birçoğu Ama öyle ya değil mi? Karşı, Beyoncé'nin evet. de farklı yani. Evet yeri. Onun kişiliği, onun verdiği, onun vizyonu, müziklerinden bile yani gidip o kadar farklı türlerin bir şeyleri yapıyor ki. Mesela hani gidip Afrika'dan şey iki tane sokakta bulduğu dansçının getirmesi ve We Run The Wolf şeysini o şarkıya yapması ve bütün koreografilerini onlara bırakması yani vizyon sahibi çünkü. Farklı şeylerden bulabiliyor ve güzel bir şekilde hemen onu sanata kendi müziğine direkt şey entegre edebiliyor. Gerçekten öyle. Aynen. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Vallahi biz nasıl geçti ben anlamadım. Program bir evet. anda bitiverdi. Ama çok mutlu oldum. Biz de. İnşallah yeni hikayeleriniz oldukça da beklerim. Her zaman başımın üstünde yeriniz var. Çok teşekkür ederim. Öyle teşekkür ederim. Gezip Önümüzdeki gezip gelin. Hafta yine burada olacağız biz. Eğer siz de mesela Kaya gibi diyorsanız ki ben de Türkiye'de yaşayan bir yabancıyım ve gelip kendi hikayemi anlatmak isterim diyorsanız lütfen Afar'ın sosyal medya hesaplarından ve benim de Aydilge Online Instagram adresimden ya da diğer sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta yine burada olacağız. Size kocaman sevgilerimi yollayarak veda ediyoruz. Bye bye.